Merhabalar sevgili Başak Burcu. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz diyorum. Nisan ayı burç yorumlarınızdan bahsedeceğiz. Hemen arkasından da tarotlardan her zamanki gibi destek alacağız, öngörü alacağız. Bakalım onlar bize neler söyleyecek. Hep birlikte göreceğiz. Öncelikle sevgili Başaklar, yöneticiniz Merkür retrosuyla başlıyor diyebiliriz. Yani bir retro ile başladığımız bir ay. Hemen hemen de zaten bir ay sürecek olan, yani ayın 25'ine kadar sürecek, ama gölge yanları da var. İşte bir aylık süreç, Nisan ayını Merkür retrosuyla başlıyoruz. Zaten kendi yöneticimiz olduğu için biz bu durumlara alışkınız. Biraz böyle gecikmeler, engellenmeler, işte elektronik eşyalarımızda bozulmalar, özellikle de sevgili Başak Burcu, finansal konularla ilgili unuttuğunuz bir borcun çıkması, bir vergi borcu, bir kredi borcu, kredi borcunu unutmanız mümkün değil, ama bir vergi borcu ya da başka bir unuttuğunuz bir borç, ya da hali hazırda birden işte dediğim gibi bir vergi borcu çıkabilir. Eşinizin finansal konularıyla ilgili de bir borç çıkma gibi bir durum olabilir. Bir ödeme yapabilirsiniz. Burayla ilgili bir etki altında kalma şansınız var diyebilirim. Ya da bir hak edişinizle ilgili para geliri de söz konusu olabilir. İlla gidecek anlamında değildir bu durum. Daha önceki alamadığınız bir paranın almanızı etkileyecek enerjiler de söz konusu olabilir diyorum siz sevgili Başaklar için. Aynı zamanda 8 Nisan'da Koç burcunda bir yeni ay gerçekleşecek. Yeni ay da sizin bu alanda gerçekleşiyor. Finansal evinizde, özellikle de bir birlikteliklerden gelen parayla ilgili, eşten gelen parayla ilgili, eşinizin parasıyla ilgili, işte ne bileyim ortaklıktan gelen parayla ilgili, ya da bir nafaka, tazminat, bir aldığınız bir miras olayınız var ise bu konuyla alakalı bir yeni ayın etkilerini hissedebilirsiniz diyorum siz sevgili Başak Burcu için. Evet, Güneş dediğim gibi Koç burcunda olacak, ama sonra ayın 19'undan sonra Boğa burcuna geçecek ve Boğa burcuna geçtiğinde siz sevgili Başak burçları Güneş'in sizin gibi bir toprak elementinde olması size daha da etkisini hissettirecek. Bu da uzaklıkla ilgili, mesafeyle ilgili, yolla ilgili, başka şehir, başka ülke, başka bir yer, yani mesafeli bir yerle ilgili yeni başlangıçlar yapmanızı tetikleyecek gibi görünüyor bu enerji. Bazılarınız için eğitim olabilir, bazılarınız için şehir dışına taşınma olabilir. Bazılarınız için yine uluslararası konularla ilgili bir iş almak, iş yapmak ya da başka bir yere gitmek gibi süreçleri tetikleyebilir. Hak, hukuk, adaletle ilgili bir kavramınız var ise de bu konuyla da ilgili yeni başlangıçlarınızı tetikleyebilir, ya da hali hazırdaki olan bir durumu burada daha da aydınlatmaya, sonuca götürmeye doğru enerjisini verecektir size Güneş'in burada olması. 23 Nisan'da Akrep burcunda bir dolunayımız var. 23 Nisan'da Akrep burcundaki dolunay sizin yakın çevre ve kardeşlerinizle alakalı bir gündeminizi tamamlamanıza neden olacaktır sevgili arkadaşlar. Burada bir sonlanma var. Burada bir bitiş durumu söz konusu. Çevrenizle alakalı olabilir, kardeşlerinizle ilgili olabilir. Yine bir eğitimle ilgili de olma durumu söz konusu. Trafikle alakalı da işte araç alım satımıyla ilgili de bir gündeminiz olabilir, ya da bu konularla ilgili bir tamamlanma söz konusu olabilir diyorum siz sevgili Başak Burcu içinde. Aynı zamanda yani ilişkiler odaklı olacağınız bir ay aslında. Mücadeleniz, eyleminiz, hareketiniz daha çok böyle karşı taraf ilişkiye doğru, yani ilişkiyi canlandırmak, ilişkiyi bir seviye ileriye götürme konularının gündemde olması, evlilikle ilgili konuların hakim olması, illa evlilik olmasına gerek yok. Bu bir ortaklık da olabilir, bir birliktelik de olabilir. Ama burada biraz böyle halihazırda yaşadığınız bir ilişki var ise
bu ilişkiyi bir seviye üste taşımayla ilgili de biraz böyle gelgitler olabilir sizin adınıza. Sanki biraz zorlanacak enerjiler söz konusu gibi görünüyor diyorum siz sevgili başaklar için. Evet, yani kısaca astroloji yorumunuz böyleydi. Bir bakalım tarot ne söyleyecek? Başak Burcu, Nisan ayı diyoruz. Başak Burcu, Nisan ayı. Bir tamamlanma, bakın bir tamamlanma var sizin hayatınızda sevgili Başak Burcu. Kendi dünyanızı kurma, yeni bir dünyaya girme, yeniden kendi alanınızı çizme, işle ilgili, kariyerle ilgili bir tamamlanmaya doğru gitme gibi bir süreç söz konusu gibi görünüyor. Özellikle de ikili ilişkilerde karşı tarafın daha böyle yaratıcı fikirleri söz konusu olabilir. Belki de karşı tarafın size söylediği, size sunduğu fikirler, projelerle birlikte bir tamamlanmaya doğru gidebilirsiniz. Finansal konularda dengeye gelebileceğiniz bir durum söz konusu. Sağlam temeller atacağınız, sağlam adımlar atacağınız ve dengeyi koruyabileceğiniz bir etki görünüyor sizin için. Aynı zamanda yine finansal konularla ilgili özellikle de biraz önce de söylediğim gibi işte borç ödeme konularıyla ilgili, alacak verecek konularıyla ilgili motivasyonunuzu biraz daha yüksek tutmaya çalışın. Biraz böyle kararsız enerjilerde, ikilemlerde söz konusu olabilir. Biraz belki canınız sıkılabilir bu duruma. Dediğim gibi bir aniden çıkacak olan bir borç durumu sanki varmış gibi geldi bana. Yine yakın çevreniz ve kardeşlerinizle ilgili bir uyanış içinde olacağınız bir süreç sizleri bekliyor diyebiliriz. Evet, bir şeyler öğreneceksiniz. Bir şeyleri duyacaksınız. Bir şeylerin farkına varacaksınız. Yani artık uyandığınız, artık gözünüzü açtığınız bir dönemden geçiyorsunuz. Aynı zamanda yine dediğim gibi uzak mesafeli yerlerle ilgili hedefinize ulaşmak, tutkuyla amacınıza ulaşmak söz konusu gibi görünüyor. Güzel fırsatların da olduğu burada belli. Yaşadığınız yerle ilgili de bir korkularınız var aslında. Bu korkularla da yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz. Yani evet her şey güzel gidiyor ama bir yandan da kendi bilinçaltınızda korkular var ve bu korkularla da yüzleştiğiniz bir durum söz konusu gibi görünüyor. Kariyer hayatınızda ve aile hayatınızda mücadele edeceğiniz bir ay biz sizin için. Çünkü bir yandan korkular var, bir yandan yüzleşmeler var. Zaten yakın çevre ve kardeşlerinizle alakalı bir uyanışa geçtiğiniz bir durum var ve aynı zamanda da tüm bu konularla ilgili de mücadele edeceksiniz. Mücadele edilecek bir enerji söz konusu gibi görünüyor. Evet, aşkta, ilişkide, flört aşamasında bir birleşme var, sevgide eşitlenme var, sevgiyi daha da böyle alıp verme dengesini koruma var. Yani bir birleşim söz konusu. Yani hayatınızda biri varsa sanki bu kişiyle ilgili birleşmeler söz konusu gibi görünüyor. Evliyseniz de zaten evliliğinizin daha da kuvvetleneceği, daha da sağlam temellere oturabileceği bir süreç gibi Allah'ın izniyle. Sosyal çevrelerden destekler görebilirsiniz. Farklı sosyal çevreye girebilirsiniz. Farklı arkadaş ortamlarına katılabilirsiniz. Çevreniz değişecek gibi görünüyor sevgili Başak Burcu. Burada bir çevre değişikliği ama bu çevre değişikliği sizin için Allah'ın da izniyle hayırlı ve sizin hayrınıza olabilecek enerjiler hakim gibi görünüyor. Daha böyle günlük hayatınızda güçlü olmaya çalıştığınız bir dönem. Güçlü olmak zorundayım dediğiniz sanki. Yaşama dört elle sarılma gibi bir süreciniz var. Kendinizi cesaretli, özgüveniniz yerinde ve güçlü hissettiğiniz bir durum varmış gibi görünüyor. Sadece bazı konularla alakalı, özellikle de günlük hayatınızla ilgili önünüzü göremediğiniz bir durum var. Bu da bilinçaltınızda. Aslında her şey tıkırında gidiyor gibi ama siz
kafanıza taktığınız bir konuyla ilgili, bir düşünceyle ilgili, bununla ilgili önümü göremiyorum dediğiniz bir durum var. Gerek iş hayatınızla ilgili, gerek aşk hayatınızla ilgili. Çünkü burada fikirler var, düşünce var ve bilinçaltınızda bununla yüzleşme de var aynı zamanda ve önünüzü göremediğiniz bir durum var. Yani evet, hayatınızda bir konu var ama bu konuyla ilgili de önünüzü göremediğiniz bir süreç söz konusu olabilir. Bilinçaltınızda, biraz iç dünyanızda, biraz böyle arka plana attığınız konularla ilgili, çok önemsemediğiniz konularınızla ilgili önünü göremediğiniz süreçlerle de karşı karşıya kalabilirsiniz siz sevgili Başaklar. Evet, yani Nisan ayı burç yorumlarınız bu şekildeydi. Her zamanki gibi üzerimize düşeni aldık, kabul ettik, düşmeyeni evrene gönderdik. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık.